Televizyon konservelerini teybe çekerken odaya giren anneyi hemen susturmak. Teybi kaldırır bir de televizyon hoparlörüne tutarsa ki. Almaz çünkü yani. Tutmaz ve uzadı kapatı. Gide gide. Çekim yapıyoruz diye. Allah'ım. Pazar akşamları mecburen yıkanmak ve erken yatmak demek 80'ler. Evet. Hala var mı? Evet, onu bir daha olursa söylemeyin bana. Bunu biz 80'lerde bıraktık zannediyorum. Var mı hala ya? Pazar akşamları doğru ya. Bütün aile sırayı bekler. İşte benim o bir tane hikaye vardı. Banyo kazanla küvet müvet hikayeleri. O dönem gerçekten de ya kazan değil mi hocam? Tabii. Kazanı koyarsın sıcak su, soğuk su. Bir de o soğur. Beklersin. Evet, ısınsın diye. Beklersin, ısınsın diye sırayla tek tek girersin. Tabii bir de fırça yersin babandan. Bütün suyu harcamışsın diye. Kazandaki bütün suyu. Devam edeceğim. Devam edeceğim ama Fatih abiden birazdan tabii seninle de uzun uzun sohbet. Kusura bakma bir 80'ler diye girdik Fatih abi. Canını sağ olsun. Fatih abi sen 80'ler değilsin ama değil mi? Ya, 90'lar ben mı? Ben 80'lerde bayağı yaşımı almıştım. Ama bir dakika albüm yani albümler çıkmaya başladığında 90, bir seni... 87'de bir albüm çıktı ilk albüm ama... Yol Verin Adostlar. Yol Verin Adostlar. Dostlar. Evet. Çünkü 86'da Kuşadası'ndaki yarışmayı kazanmıştım. Sevgili Zafer Dalgıç bana teklif etmişti. Yeni bir firma kurmuşlardı. Birinci olunca hemen bir albüm yapalım dediler. Ben de elimdeki şarkılarla Norveç'teyken bestelediğim şarkılarla ama en... Güzeli de Yol Verin Adostlar. Yol Verin Adostlar, Kuşadası, Altın Güvercin. Bilinçsiz bir albümdü o. Çünkü bir albüm yapılacaksa, Türkiye'ye hitap edecek bir albümse, buradaki havayı bilerek yapılmalı. Oradan, orada besteleyip buraya pazarlamak çok doğru bir şey değildi. Çünkü ben oradayken bir de o zaman da farklı tarzlarda müziklerle uğraşıyordum. Ve dinlediğim, çaldığım, söylediğim her müzikten etkilenmiştim. O bestelerine baktığın zaman da bir sürü farklı tarzlar vardı. Yani bir konsept yoktu. Hı. Ama teklif gelince tabii insan bayağı bir coşuyor. Hadi yapalım diyorsunuz. Ama asıl 92'deki albüm beni Doktor buralara getirdi. Oynatmaya az kaldı Doktor nerede ve ellerim bomboş. Evet, ellerim bomboş. O tam ama 86, üniversite dönemimize denk gelen işte. Dediğim gibi 86'da 80'li yıllar benim için öyle önemli. En önemlisi ben Türkiye'ye döndüm 11 sene yurt dışında ıstırap çektikten sonra ve Kuşadası'nda birinci olmam bu çok önemli. Peki biz sevgili abimiz, sevgili dostumuz bir duayen İzzet Öz'den rica ettik. Dedik ki Kuşadası Altın Güvercin'in o dönemin Fatih Erkoç'un görüntüsü var mıdır? Muhakkak vardır. Evet ve İzzet abiden, İzzet Öz'den o görüntüleri bulduk. Fatih abinin ilk işte ünlü olduğu parça ve ilk bizim de onu tanıdığımız sene çok kısa hem de İzzet Öz'ün sesinden bir onu da bir izleyelim sonra da parçaları alalım. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.